deprem olsa şeyi bekliyorum. Hani yer yarılacak, tamam içine gireceğiz, böyle gömüleceğiz. Şimdi onlar tamamen dümdüz alan. Ama altlarında kimler vardı? Kimler yaşıyordu öncesi? Hepsini kaybettim. İnsanlar burada acı yarıştırdı. Benim bir tane çocuğum öldü ama onun 5 tane öldü. Kızım son nefeslerini verirken bana anne kardeşim nasıl diye sordu. Üç buçuk ay sonra bize nasılsın diye biri sordu. Nasılsın? Bana bir bakışı var. Dedi ki ben ne olacağım? Beni kimse sormuyor. Herkes çekti gitti, yani beni soran yok. Arabasına binen gitti. Ben kaldım öyle. Acıktım diyorlar. Verecek bir şey yok. Biz 3-4 ay çadırda kaldık. Bize konteyner geldiğinde benim oğlum konteynerin duvarlarını öpmeye başladı. Normal hayat nasıldı? Hani biz normal bir eve, sıcak bir eve nasıl giriyorduk? Çok çok özledim bir tek kata uzanıp yatmayı. Hani o uzattığınız elleri geri çektiniz ya, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Lütfen gelin burada görün. Var mıymış, yok muymuş? Hayatımda ilk defa nereden başlayacağımı, nasıl anlatacağımı ben de bilmiyorum. Son bir yılda defalarca dünyanın en büyük acısını yaşayan insanların gözünün içine baktım. Canlarını, varlarını, her şeyini kaybeden insanlar. Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum diyen insanlar. 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Onlar kaldı. Şimdi kalanların hikayesini izleyeceksiniz. Hayatta kalanların, çaresiz kalanların, acıyla, yasla, umutla, hatıralarıyla kalanların, her şeye rağmen ayakta kalanların hikayesini. Hep derdim iki oda olsun, benim olsun. Allah dileğimi kabul etti ama böyle olsun istemezdim. Hayatın anlamı kalmadı. Yani böyle insanları evde görünce ben şaşıyorum. Diyorum ki biz böyle yaşıyor muyduk acaba daha önce? Meğer yaşıyorduk ama şimdi bir hayal oldu evde yaşamak. Şu an gördüğünüz gibi bahçede yaşıyoruz. Başka çaremiz yok çünkü. Bazı insanlar kentlere gitti. Ben gidemedim. Engelli kızım olduğu için hep sorun yaşıyordum. Onun için bir yere gitmek istemedim. Çünkü başka insanlarla sorun yaşamak istemiyorum. Bazı insanlar kızımı anlamıyorlar. Yani ben de bu benim canım ciğerim. Bir şey dedikleri zaman yıkılıyorum. Öyle. Oturacak yer yok. Yere oturuyorsun, biraz oturuyorsun. O diyor ki sen bana değdin, ben sana değdin. Kalkıyorsun. Çok özledim bir tek kata uzanıp yatmayı. 21 kişi biz aynı evde yaşadık. 4 ay boyunca 21 kişi. Şu an her gün bir yerdeyim. Amcamda, teyzemde, halamda ders çalışmaya çalışıyorum. Üniversite sınavlarım var. Düşünün ya, evinizde kapınızı defalarca kilitliyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek için yetmiyor. Demir kapı yapıyorsunuz, parmaklık yaptırıyorsunuz. Neler neler yapıyorsunuz ve sokakta kalıyorsunuz. Size bezden bir çadır veriyorlar. O çadır sizin bir anda böyle hayatınız, eviniz, yuvanız oluyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Arkasından belli bir süre sonra konteynerlara geçiş oldu. Sabahat ablam vardı, belki izler. İlk konteynere gittiğinde beni görüntüler aramıştı. Bana şey dedi, Necla rezidansımı sana göstereceğim. Düşünün yani, çadırdan sonra konteyner rezidans gibi geldi ona.
Saat 4.30'a doğru sallanmaya başladı o zaman. Eşim ayakta, o da şoka girdi. Oğlumun yanına gitmesini söylüyorum. Kapı açılmıyor, gidemiyor. Dedim, son duanızı okuyun. Artık çıkmayız biz. Ben kızıma 3 adım uzaklıktaydım ama onu alamadım. Gözümün önünde odasını, yıkıldığını, penceresinin düştüğünü, yatağın pencereden düşme olasılığının %90 olduğunu gördüğüm halde alamadım. Çünkü oraya basarsam benim yükümle orası çöker diye. Bu inanılmaz bir uçurum. Yani o an sadece eşimin sözünü hatırlıyorum. Hakkını helal et. Ben helal ettim mi onu bile hatırlamıyorum. Annemle ablam burada yatak odasında yatıyorlardı. Ben salonda uyuyordum. Ben depremde uyandım hemen. Annemle ablam geç uyandılar. Evimizin salonunun duvarı üstlerine devrildi. Annem zaten hemen o anda vefat etmiş. Hani hemen. Kızımı uyandırırken kızım kalk deprem oluyor diye uyandırdım. Ama enkazın altındayken deprem değil. Kıyamet dedim. Yani bugün tamam kıyamet günü, herkes öldü. Oğlum sonum cezana bağlı. Peki uyanıktım salanmaya başladığımız zaman. Direkt oğlumun yanına koştum. Makinasını bir elimle, kendisini bir elimle tuttum yatağın üstüne. Elektrik kesildi. Ben direkt jeneratörümün içinde, bir de fazla yakıt yoktu. Sabah olmasını bekledim ki ben gidip yakıt getireyim oğlum için. Saat 5 oldu, 6 oldu, güneş hani sabah olmuyor bir türlü. Gittim. Bir sağıma bir soluma bakıyorum, diyor Allah'ım, aman Tanrım. Neler olmuş burada? Yani benzinim yok. Yakıtım da yok. Elim kolum bağlı, bir şey yapamıyorum yani. Mira diye seslendim. 2-3 defa Mira kızım işte uyan deprem oluyor diye. Üçüncüsünde seslendiğimde işte gözlerini açtı. Ama gözlerini açar açmaz zaten apartman üstümüze yıkıldı. Yani sadece onu korumak için üstüne çökebildim. 5 saat enkaz altında kaldık kızımla birlikte. Hemen ilk saatlerinde ölmedi. Benimle bayağı bir konuştu, bağırdı, seslendik. Hep bana anne beni kurtar diye bağırdı. Anne çıkar bizi buradan. Birkaç saat sonrasında Mira diye seslendiğimde cevap alamadım. 3 defa dokundum, yüzü sıcaktı. Ben de uyuduğunu düşündüm. Sonra tekrar dokunduğumda buz gibiydi. Sonra erkek kardeşimin sesini duydum. Ağlayarak bağırıyordu. O kadar bağırdık ki sesim yok. Sadece ilk şey yaptım. Yataktayız, Mira öldü. Aylık hamileydim. Enkazın altındayken, kızım son nefeslerini verirken bana anne kardeşim nasıl diye sordu. O bana kardeşini sorana kadar zaten ben hamile olduğumu hatırlayamadım. Depremden bir hafta önce kızım olacağını öğrendim. Mira'ya dedim ki kardeşin dedim kız olacak. Çok sevindi. Kardeşinin adını Arim koyalım mı? Mira'nın tersi dedim. Anne dedi tamam Arim koyalım. Herkes Mira koy dedi adını. Dedim ablası öyle istemişti. Öyle olacak. Arim koydum adım. Mera'nın doğumu çok zor durumda oldu. Hastane bulamadık. Devlet hastanemiz doktor yok, yıkıktı. Yani riskliydi. Sahra hastaneleri vardı. Doğum aletleri yoktu, doğru dürüst yoktu. Doktor yoktu. Bir özel hastane vardı Antakya'da. Bazı arkadaşların aracılığıyla gidip oradan doğum yaptım. Çocuğum 1 yaşında olmak üzere daha tahlil yaptırmış değilim. Doktor istediğim ilacı yazıyor, muayene ediyor. Eczaneye gittim mi çok büyük bir fark çıkıyor. Hemen hemen ilacın tüm parası. Niye sorduğumda depremzede çocuk değilmiş. Depremden sonra doğduğu içinmiş. Nasıl hissediyorsun? Allak bullak.
psikoloji düşük, yerle bir. Doğumdan sonra bütün ameliyat etrafım mosmor oldu. Hep oturup kalkmaktan, bebeği tek başıma kucağıma almaktan. Dikişleri almaya gittiğimde oradaki doktor bile çok şaşırdı. Ne yapmışsın sen? Kendini intihar mı edeceksin dedi bana. Ne bu, mosmor olmuş her yerin. Ben de yanımda hiçbir kimse yok dedim, çadırdayım dedim. Bir de çadırda doğru dürüst yatak yok. Tahta koymuşlar üstüne, işte sünger ya da yorgan üstüne yatıyoruz. O şekilde. İçimden ne geliyor, hani gerçekten ihtiyacı var mı diye size soranlar olmuş ya. Onlara sitem etme geliyor içimden. Yani gerçekten hani biz kimseden bir şey istemiyoruz, kimseden de bir şey beklemiyoruz. Yani bu zor süreçte hani bir destek alamıyorlarsa bazı bizi anlamaya çalışsınlar. Kendimi tuttum, şu an tutamıyorum. Biz 3-4 ay çadırda kaldık. Bize konteyner geldiğinde benim oğlum konteynerin duvarlarını öpmeye başladı. Anneciğim dedi, evimiz çok güzel, bu mu bizim yeni evimiz? Evet dedim oğlum. Ya kalkıp gece yataktan duvarları öpüyor. Bize yıkılmaz değil mi anne? Yok dedim oğlum, bir şey olmaz. İşte her şey yapıldı, nankörler şu bu. Ya mümkünse rica ediyorum, lütfen sahaya inin. Hani o uzattığınız elleri geri çektiniz ya, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Lütfen gelin burada görün. Var mıymış yok muymuş, o küçük çocukları görün, hasta insanları görün. Büyük bir belirsizlik karşısında büyük bir kaygı. Onun haricinde çok ağır kayıp ve yaslar, intihar vakaları müthiş derecede fazla. Yani direkt bir gün öncesinde intihar girişimi olup ertesi gün seansa gelen kişiler oluyor. 7 aydır Hatay'dayım ama intihar vakaları o ilk zamanlar değil de son zamanlara doğru arttı. Gitgide bir yalnızlık, herkes kaybıyla ve yasıyla yüzleşmeye başladı. Hep üzgündü yani, hiç teselli edemedik yani. Sonra bir çadırımız daha oldu, muhtar dağıttı burada, gene aldık onu, mutfak yaptı. Yani iyi değildik ama iyiydik, beraberdik, mutluyduk, çok şükür kaybımız yoktu. Sonra işi açıldı, işe başladı. Patronu evi yıkılan işçilerine bu malzemeleri getirdi, konteyner malzemesini, evi yıkılan yapsın. Yaptı, evi getirdi. Ben bu yükün altından kalkamayacağım diyordu. Araba da gitti zaten diyordu. Yani bir şey olmaz diyordum. İdare ederiz, acele etme diyordum. Sorun değil diyordum. Bana bir bakışı var. Dedi ki ben ne olacağım? Beni kimse sormuyor. Herkes çekti gitti yani, beni soran yok. Bizim her zaman piknik yaptığımız yere gitmiş. Orada bir tane traktörcü gelmiş. Zeytinliği sürmek için görmüş, ağaca dayanmış, ağladığını görmüş, durmuş. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormuş. Eşim kafasını sallamış, ağlıyor. Adam gitmiş tarlayı sürmüş, gelmiş. Kendini olduğunu görmüş, hemen polisi aramış. Yani en çok zoruma giden kendi yetim büyümüş zaten. Benim çocuklarımın yaşındaydı kendi babası vefat ettiği zaman. Babası kanserden vefat etmiş. Nasıl çocuklarını düşürmeden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir bayan koşarak geldi, baktım üstü başı ıslak, içeriye girdi. Ne oldu dedim kuzum. Mecda Hanım dedi, şuvalete döndüm baktım dedim, konteyneri su basmış, her yer su. Dedim ki sen burada otursan da bir şey yapamayacaksın. Neyse git oraya bir kafanı topla, bir deşarj ol. Halay çekelim mi dedi. Hadi çekelim dedim. Allah'ın eksik kalmayalım, çekelim yavrum dedim. Yol mu yapacağız dedim, Allah aşkına geç içeriye geliyorum dedim. O an o neydi ama biliyor musun? Acının arkasına sığınmaktı. Ya inanılmaz güçler. Ellerinde çelikten bir kalkan var. Duygu kalkanı diyorum ben ona.
İnsanlar burada acı yarıştırdı. Acılarını yarıştırdılar. Hani benim annem öldü ama onun çocuğu öldü. Benim bir tane çocuğum öldü ama onun 5 tane öldü. Nasıl yaşıyorsunuz? Bu soru hala acıtıyor. Nasıl yaşadığımızı görüyorsunuz, biliyorsunuz, tanıksınız. Yani en basiti bile, yani en ufak bir yardım için gelen bile bizi görüyor. Ama hala o soruyu soruyor. Nasıl yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz. Kötü bir enerjiyle güne başlıyoruz ve ben 2 küçük çocuğu olan, çalışmak zorunda olan bir anne olarak böyle enerjimi yükseltmek için elimden geleni yapıyorum. Ve sonra güne başladıktan sonra tanımadığım bir kadın başlıyor güne. Çalışıyorum, kendime bakıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Gün boyu koşturma ve sonrasında ağlayarak uyuyoruz. Yani bir nevi psikolog niyetine girdiniz, öyle içimi döktü. Yani yemek yiyorsun, bakıyorsun ki oğlumuz şımarıklık yapıyor, gülüyoruz. Güldükten sonra kendimizde bir suçluluk duygusu oluşuyor. Hani toprağın altında koyamadığını, cenazesine gidemediğimi, yakınlarımız bile var. O beni çok çok kötü etkilemiş. Yani vedalaşamadım ben onlarla. Onlara olan görevimi yapamadım. Hiçbir hayalim yok. Bu yönden psikologumuzla da tartışıyorum, çok Ayşe hocamızla. Yok diyorum, yani hayalim yok. Buraya gelmek de bir hayal diyor ama bundan sonrası yok. Çocuklarımın geleceği ne olacak? Ya diyorum ki keşke biz de isteydik. Gerçekten o noktaya çok geldim. Kurtulduğumu sevinmedim. Keşke biz de ölseydik. Şahsen ben o yaptığım tefsirlerin hepsini hediye ediyorum. Çünkü o hayali hala kuramıyor. Ne kadar o zevkle yaptığınız, boyadığınız tepsiyi bilmediğiniz bir hayalin içine, ya bu da benim mutfağımda böyle duracak, hala koyamıyoruz onu. Bir kadın kaymakamın konteyner kentte, çadır kentte yaşayan bir bekar çocuğu olan bekar bir kadına konteyner vermediğine şahit olduk. Ben konteyner kentimde dul kadın istemiyorum diye bir cevap veriyor. De vermedi. Ve o kadın annesinin yanına gitmek zorunda kaldı. Ki bu kadın babasından da şiddet gören bir kadın. Kocası çocuğunu kaçırmış. Kadın orada sokakta ortada kalıyor. Nereye gidebilir? 9 gün boyunca serada kaldı. Tabii o süreçte de işte eski eşim, işte bizim evimize gelin, burası daha güvenli, buraya sığınırsınız çocuklarla. İşte evin içi sıcak, bizim evde hiçbir hasar yok gibisinden. 9 günün sonunda da baktım olacak gibi değil. Çocukların ikisi hastalandı. Hastalandıkları için de ben mecbur kaldım. 3. günü ben uyurken birden kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Ve öyle bir dehşetti ki benim için, hani Allah hiç kimsenin başına öyle bir acı vermesin. Ben ya Allah diye bağırarak bir kalktım. Kafamın üstünde duruyordu, elinde tencere vardı. Duat seni öldürmedi, seni öldürecektim dedi. Adana Şehir Hastanesi'nde 20-21 gün tedavi gördüm. Adam 7 ay hapis yattıktan sonra 7. ayda salındı. Şu an dışarıda. Ne bir dava görüldü ne bir şey. Direkt bıraktılar ve çıktığımın 4. günü beni aradı, rahatsız etti. Geçen 2 hafta önce tedbir kararı almış bir kadını, boşanmak istediği kocası aramış. İşte konteyner kente gitmiş. Son kez konuşalım demiş. Kadın da kabul etmiş, yanında erkek kardeşi ve çocuklarıyla. İşte bir yerde buluşmuşlar. Meğersem adam silahlı gelmiş. Yani kurşun yağmuruna tuttu. Kızın erkek kardeşi ölmüş anında ama kadın komaya girmiş, hastaneye kaldırılmış ve çocuklarının gözü önünde oldu bu olay. Biz zaman zaman konteyner kentlere gidip hani bilgilendirme
şeyleri yapmak istiyoruz, toplantıları yapmak istiyoruz kadınlara. Ama biz bile bir konteyner kentte bilgilendirme toplantısı yapmak istediğimizde validen, AFAD'dan, oradan buradan izin almamız gerekiyor. Ama bu adam belinde tabancayla elini koluna sallaya sallaya girebildi insanlara, kurşun yağmuruna tutabildi.